yani bugüne kadar, 11 Mart'tan bugüne kadar çalışmalar yapıyoruz farklı birimlerde. Bizim özellikle ilçenin giriş çıkışlarını sağlayan noktalarda 7/24 çalışmak suretiyle emniyet ve jandarma personelinden müteşekkil uygulama noktalarımız var. Burada giriş çıkış kısıtına uymayanlar, o kapsamda olmayanlara yönelik denetimler yapıyor arkadaşlar. Bunun yanında sağlıkçılar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde şehir dışından gelen insanlarla ilgili takip birimimiz var. Filyasyon birimimiz var. Esnafları bilgilendiren ve denetleyen Tarım Müdürlüğü'ne bağlı arkadaşlarımız var. Yine aynı şekilde sokak hayvanlarını beslenmesiyle ilgili her gün çalışan bir ekibimiz var. Günde 8 saatlik sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili bir ayrı mesai harcanıyor. Bu gibi farklı birimlerde çalışmalar devam ediyor. Şu anda bizim ilçemizde 20 vakamız var. Yalnız bu 20 vakanın içerisinde iyileşenler var. Sadece bu 20 vakanın 12'si bir yerden kaynaklı. Yani çevresine bir hastanın yaymasıyla oluşan vakalar. Dolayısıyla çevresindeki ve temaslılarını şu anda kontrol altına aldık. 12'yi düşersek aslında normal seyrinde devam ediyor. Panik oluşturabilecek herhangi sıkıntılı bir durum yok. Şu anda aldığımız tedbirleri vatandaşımız uyguladığı takdirde eğer tam anlamıyla kurallara uyarsak biz 20 Mayıs'ta bu işi sıfırlamayı hedefliyoruz yani. Çiftçiler ve hayvancılık, tarım, hayvancılık ve tedarik zinciri, bu kapsamdaki kişilerin normalde izin almasına gerek yok. Bunlar zaten işlerini yapabiliyorlar. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bazı kısıtlar var. Onları da zaten biz bildiriyoruz. İlçe tarıma bildirerek, emniyet jandarmaya bildirerek zaten çalışma yapıyorlar. Öbür günlerde herhangi bir kısıt yok. Yani şöyle, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çok uzun zamandır evlerinde. Bu insanlar çok sıkıldılar. Diğer insanlar kurallara riayet ederse bu insanların da hakkına girilmemiş olur. Çünkü kurallara uyan insanlar, kurallara uymayan insanlar yüzünden aslında bir nevi cezalandırılıyor. Herkesin bu noktada komşusunun ve çevresinin hukukunu düşünerek hassas davranması lazım. Zaten önümüzdeki günlerde de kademeli olarak belli günlerde sokağa çıkışla ilgili bir gevşeme olacak. Yani çok sıkıldılar. Ben 65 yaş üstüne hak veriyorum. Biraz daha sabır. İyi günler yakındır inşallah.